Haber mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Tupperware'in vazgeçilmez 3 ürünüyle tarif günlerinizde neler yapabilirsiniz onları paylaşacağız. Bugün yapacağımız tarifimizde öncelikle ürünümüz şekşek. Tarif gününün en özel ürünlerinden bir tanesi. Karıştırma işlemlerini yapabiliyorsunuz. İçinde çok güzel krem şantiyi karıştırabilir, salata sosları hazırlayabilirsiniz. Aynı zamanda da ölçü bardak olarak kullanabilirsiniz. Ölçü bardak nedir derseniz hemen onu sizinle paylaşmak istiyorum. Tupperware'de bir bardak ölçüsü 200 mililitredir. Yani 600 mililitre şekşek ölçüsü 3 su bardağına denk gelir. Çok rahat bir şekilde sıvılarınızı ölçebilirsiniz. Katı bardak ölçüsü verdiğiniz unuzu, şekerinizi şekşek ölçüsüyle verebilirsiniz. Şekşeğimizin güzel bir özelliği kapağının içinde ölçü çizgilerinin bulunması. Bu ne demektir? Şekşeğinizde bir 100 mililitre sütü ölçtünüz. Üzerine 50 mililitre bir ölçülü krem şanti koyacaksınız, un koyacaksınız. Bu kapağın içinde ölçüp rahatlıkla koyabilirsiniz. Ya da sirkeli bir sos hazırlayacaksınız. Yağınızı içinde ölçtünüz. Sirkeyi ölçüp kapağında rahatlıkla koyabilirsiniz. İçindeki ölçü çizgileri 25 mililitre, 50 mililitre ve 75 mililitre olarak belirtilmiştir. Şekşeğimizin içinde sıcak ve gazlı içecekleri karıştırmıyoruz. Soy soy vazgeçilmez bir ürün. Gerçekten de hepimizin çantasında olabilecek bir ürün. Neden dersiniz? Bir misafirliğe gittiğimizde hemen bir patatesi soyup, bir kabağı soyup nasıl güzel soyduğunu gösterebiliriz. Özellikle iki farklı kesme özelliği, bıçak özelliği, tırtıklı kısmıyla kivi, domates gibi gıdaları çok rahat bir şekilde soyabilirsiniz. Kenarındaki halkayla, örneğin bir patatesi soyarken istemediğiniz yerler varsa burasıyla çok rahat çıkartabilirsiniz. Aynı zamanda süslemelerde kullanabilirsiniz. Sadece soyuyor mu dersiniz? Hayır, gıdaları soyduğu gibi dilimlemede de çok rahat kullanılabilen özel bir üründür soy soy. Evet, kimimize göre 6. parmak, kimimize göre 11. parmak. Neler yaparız derseniz, çok güzel bir şekilde sıyırma işlemlerini yaparız. Ekmeğin üzerine yumuşak peynirlerimizi çok rahat bir şekilde sürebiliriz. Derin kavanozların içinden çok rahat bir şekilde gıdalarımızı alabiliriz. Ya da şekşeğin içinden bir şeyi sıyırmak istediğimizde çok rahat bir şekilde sıyırma işlemini yapabiliriz. Silikon ince spatula diğer iki ürünü tamamlayan vazgeçilmez güzel bir üründür. Şimdi Tupperware'in bu özel ve fonksiyonel ürünleriyle güzel bir tatlı tarifi yapalım. Tarif gününüzde pratik bir şekilde hazırlayacağımız tatlımız armutlu bir tatlı olacak. Bunun için de ben bugün ölçüleri verirken hem mililitre hem bardak ölçüsü olarak vereceğim. 150 mililitre 1,5 çay bardağı sütümüz var, soğuk sütümüz. Bir şekşek kapağı ölçüsü, 75 gram krem şantimiz var. Bir yemek kaşığı labne peynirimiz, bir yemek kaşığı da kakaomuz var. Ve tatlandırmak için de güzel bir şekilde armutumuzu soyup dilimleyeceğiz. Şekşeğimizin içine bir yemek kaşığı kakao, bir yemek kaşığı labne peynirini ekliyoruz. Burada silikon ince spatulamla çok rahat bir şekilde şöyle koyuyorum. Spatulayla şöyle bir karıştırıyorum. Krem şantimi ekliyorum. Şekşeğimizin ara karıştırma parçasını koyuyorum. Sonra kapağını takacağım. Şayet içinde nane yaprağı olabilir, başka soslar olabilir. Çıkmasın istiyorsanız kapağı kapatırken özellikle şu süzgeçli kısmını üzerine takmaya dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Koydum. Küçük kapağını açtım, kapattım ve karıştırıyorum. Şekşek içindeki karışımımızı çırpmaya başladığımızda sesinden de krem şantimizin olduğunu çok rahat bir şekilde anlayabiliyoruz. Burada bir püf noktasını sizlerle paylaşacağım. Krem şantinizi hazırlarken sütünüzün soğuk olmasına dikkat edebilir ya da içine bir buz küpü koyabilirsiniz. Krem şantimiz hazır. Armutu soyarken soy suyumuzu iki farklı şekilde kullanabiliriz. Bir böyle bıçak kullanır gibi devam edebilirim. İkinci bir soyma şekli de şöyle yukarıdan aşağıya uzun uzun soyma işlemini yapabilirim.
Armudun üst kısmını şöyle soy kenarıyla alıyorum ve dilimleme işlemi yapıyorum. Silikon ince spatulamızla şekşek içindeki karışımımızı şöyle bir toparlıyoruz. Doğramış olduğumuz armutlarımızdan bardağımızın içine koyuyoruz. Üzerine krem hazırlamış olduğumuz krem şantili tatlımızı koyuyoruz. Tatlımızın üzerine soy ile çikolata dilimleri koyabiliriz. Tarif günü ürünlerimizi kullanarak hızlı, pratik ve lezzetli bir salata hazırlayacağız. Bunun için de öncelikle havuç, kabak ve salatalığımızı soyacağız. Soyun gıdaları soyma özelliğinin yanında çok güzel dilimleme özellikleri de var. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Örneğin salatalarınızı süslemek istediğinizde şöyle küçük yuvarlaklar çıkartabilirsiniz havuçtan, salatalıktan. Aynı zamanda bu şekilde doğradığınız patateslerinizle sağlıklı cipsler yapabilirsiniz. Salatalarınıza şöyle dilimlemeler yapabilirsiniz. Ve bu dilimlemeyi daha hızlı yapmak için de şöyle öne arkaya gidebilirsiniz. Çünkü iki taraflı bıçak yapısıyla çok rahat bir şekilde doğramanızı yapabilirsiniz. Bu şekilde doğradığınız havuçlarınızı soteleyip sarımsaklı yoğurtla karıştırabilirsiniz. Aynı şekilde salatalıktan yuvarlak dilimlemeler yapabiliriz. Böyle bastırarak biraz daha kalın dilimler yapma şansımız var. Kabağınızı böyle küçük küçük doğrayıp çok güzel bir şekilde kızartma tavasının içine atıp kızartabilirsiniz. Son günlerde salata olarak çok kullanılmaya başlandı çiğ kabak ve gerçekten de lezzetli oluyor. Farklı tariflerimizde biz de uyguluyoruz. Bugün biz limon sosla servis edeceğiz. Yine kabağımızı şöyle dilimliyoruz. Daha kalın dilimleme yapmak istediğinizde şöyle direkt gidebilirsiniz. Doğramış olduğumuz malzemelerimizi servis tabağımıza koyuyoruz. Salatanızı şekşek içinde hazırladığınız zeytinyağlı limonlu sosla servis edebilirsiniz. Soslarınızı fazla miktarda hazırlayıp buzdolabında saklayabilirsiniz. Afiyet olsun.